demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün savunucusu, üstünlerin değil, hukukun üstünlüğüne inanan, ne darbe, ne dikta, tam demokrasiden yana, ülke birliğimizin ve bütünlüğümüzün teminatı, özgürlüğün, adaletin ve ahlakın öncüsü. Allah'ın verdiği bir canım var, ülkeme, Türkiye'ye feda olsun diyerek sonuna kadar mazlumların yanında olan, devlette liyakat kavramını bu ülkeye getiren partinin genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Dosta teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Benim umudum bu ülkenin güzel insanları ve bu ülkenin gençleri ve kadınları. Onlar bu ülkeyi çağdaş uygarlığa taşıyacaklardır. En ufak bir endişem yok. Karşıyaka'dayız. Karşıyaka'da olmak bir ayrıcalık diye belediye başkanımı söyledi. Elbette çok güzel bir ortamda yaşamak. Sorunlarını büyük ölçüde çözmüş. Çevresine değer veren, insanına değer veren, dünyayı düşünen, ülkesinin geleceğini düşünen, kaygıları olan ve bu kaygıların nasıl giderileceği konusunda endişelerini dostlarıyla, arkadaşlarıyla paylaşan sevgili Karşıyakalılar, böyle bir yerde olmak elbette ayrıcalıktır. Programa başlarken oda orkestrasıyla başladık. Çağdaş bir kentte olması gereken temel kurumlardan birisidir. Çünkü kentli olmanın ayrıcalıkları vardır. Kentli olmak bir arada yaşamaktır. Birbirimize saygı göstermektir. Entelektüel açlığımızı gidermektir kentli olmak aynı zamanda. Gazete okumaktır, düşünmektir, dünyayı sorgulamaktır kentli olmak. Kentli olmak aynı zamanda estetik değerlere önem vermektir. Kentli olmak kolay değildir. Rahmetli Çetin Altan derdi ki bir yazısında, üç kuşak geçmeden bir kişi kentli olmaz diye. Kentli olmanın kendine göre değerleri vardır. Kentli olmak aynı zamanda kent estetiğine değer vermek demektir. Çatıları güzel olsun, balkonları güzel olsun, parkları güzel olsun, caddeleri güzel olsun. Kentli olmak o açıdan ayrıcalıktır. Ama kentli olmanın değerini ve kentli olmanın sorumluluğunu da bilmemiz gerekiyor. Kenti, kente değer vermek. Arabamızda otururken içtiğimiz bir sigarayı sokağa atmak. O kentli olmanın gelmediği bir aşamadır. Kentli olan birisi çöpü, sigarayı sokağa atmaz. Çünkü kent bizim evimizdir. Sokaklar bizim sokaklarımızdır. Bu kültürü yerleştirecek miyiz? Elbette yerleştireceğiz. Bu kültür için mücadele edecek miyiz? Elbette mücadele edeceğiz. Kentli olmak aynı zamanda yaşadığı kente güvenlik içinde yaşamaktır. Endişe taşımamaktır. Ne olacak? Ne olacağım? Sokağa çıkayım mı, çıkmayayım mı? Bir toplantı var, ona gideyim mi, gitmeyeyim mi? Ya bir yerde bir bomba patlarsa? Ya birileri elinde silahla insanları, masum insanları tararsa? Ne olacaktır o zaman? Bugün Ankara'da iki canlı bombayı güvenlik güçlerimiz yakaladılar. Onlar yakalanmadan kendilerini patlattılar ve böylece Ankara büyük bir kanlı olayın öncesinden dönmüş oldu. Ben güvenlik güçlerimize, polislerimize yürekten teşekkür ediyorum. Demek ki devlette liyakat budur. Devlette liyakat budur. Eğer
polisin görev yapmasına izin verirseniz, ona müdahale etmezseniz, bu işin uzmanlarını belli bir işin başına getirirseniz hepimiz güvenlik içinde yaşarız. Terör bir insanlık suçu mu? Evet. Masum insanlar mı hedef alınıyor? Evet. O zaman teröre karşı hepimizin, kimliğimiz ne olursa olsun, inancımız ne olursa olsun, yaşam tarzımız ne olursa olsun, hep birlikte karşı durmak zorundayız. Ve hep birlikte terörü lanetlemek zorundayız. Dediğim gibi terör kimden ve nasıl gelirse gelsin. Efendim, teröristlerin bir amacı var. Elbette her olayın bir amacı vardır. Her olayın bir amacı vardır. Amacınızı demokratik yollarla, yöntemlerle dinlendirebilirsiniz. Düşüncelerini özgürce ifade edilebilir bir Türkiye'yi yaratabiliriz. Bundan en ufak bir endişem yok. Farklı düşünceleri zenginliğimiz olarak kabul ediyoruz zaten. Ama kendi düşüncelerini ve amaçlarını terör eylemleri yaparak gerçekleştirmek isteyenlere karşı hepimizin hep birlikte onurlu bir duruş sergilemesi lazım. Biz teröre, teröristlere, terör olaylarına hep birlikte karşıyız demeliyiz. Ve bunun arkasında kapı gibi durmalıyız. Terör dedim de, teröre yardım ve yataklık yapanlara karşı da durmalıyız. Terör örgütlerine destek verenlere karşı da durmalıyız. Daha düne kadar kol kola gezenler, omuz omuza gezenler, üstlerine toz değmesin, toz düşmesin diye özel çaba gösterenler, bugün kendileriyle beraber gezenleri terör örgütü ilan edenler. Gayet güzel. Hesabı kimden soracağız? Önce hesabı onlara yol verenlerden sormak zorundayız. Onlara kapıları açanlardan sormak zorundayız. Bunu yaptığımız zaman görevimizi yapmış oluruz. Eğer bir hesap soracaksan, hesabı efendim cemaat okul açtı, veli buraya okulunu gönderdi, öğrencisini, çocuğunu gönderdi. Niye çocuğunu gönderdin? Ben seni devlet memuriyetinden atıyorum. Hesabı ondan önce sormayacaksın. O okula kim izin verdi? Önce hesabı oradan soracaksın sen. Kim izin verdi o okula? Hedef şaşırtıyorlar. Şaşırtılan hedefi iyi göreceğiz. Kentli olmanın sorumluluğu içinde iyi göreceğiz. Nedir hedef? Gazeteci yazı yazıyor. Gazeteci niye yazı yazar? Kendi düşüncelerini aktarmak için. O yazıyı ister okursunuz, ister okumazsınız. İster o gazeteyi alırsınız, ister almazsınız. Ama gazeteci yazı yazıyor, dünya görüşünü açıklıyor diye eline koluna kelepçe vurup hapishaneye atarsanız, uygar dünyaya Türkiye'de demokrasi vardır sözünü anlatamazsınız. Yüzün üstünde gazeteci var, demokrasimiz açısından büyük bir ayıptır. Demokrasimiz açısından büyük bir ayıptır. Hiçbir gazetecinin eline kelepçe vurulmasını istemeyiz. Hiçbir gazetecinin yakalanıp hapse atılmasını istemeyiz. Bakın ben kimleri savunuyorum biliyor musunuz? Hayatı boyunca CHP lehine tek satır yazı yazmamış gazetecilerin hakkını savunuyorum. Çünkü ben demokrasiyi savunuyorum. Çünkü ben insan haklarını savunuyorum. İnsanı ve insanın düşüncesini özgürce anlatabileceği bir Türkiye'yi savunuyorum. Onun için bizi anlamıyorlar. Düne kadar bunlar size karşıydı. Bak şimdi biz de karşıyız. Hep beraber karşı olalım. E nasıl karşı olacağız? Nasıl? Soru bu. Nasıl? Adalet ve demokrasi içinde. Yargılama mı? Adalet içinde yargılayacaksın. Adalet içinde yargılayacaksın. Ergenekon balyoz olaylarında ne diyorlardı? O davaların savcılığını üstleniyorlardı. O davaların savcılığını. Biz ne diyorduk? O davaların tamamı düzmecedir diyorduk. Şimdi geldiler, davaların kumpas olduğunu söylediler. Peki hesabını veren oldu mu? Ya biz yanlış yaptık.
Bari bunlardan özür dileyelim diyen oldu mu? Bir ülkenin genelkurmay başkanını terörist diye mahkemeye attılar. Hapse verdiler. Hapse attılar. Biz bunları kabul edecek miyiz? Bunların hesabını sormayacak mıyız? Bunları düşünmeyecek miyiz? O nedenle şimdi 1 milyonun üstünde mağdur yarattılar. 1 milyonun üstünde. Emin olun. Geliyorum. Öğretmenlere sahip çıkın diyor bir genç. Öğretmenlere sahip çıkın. Evet, öğretmenler başımın tacıdır. Başımızın tacıdır. Bütün öğretmenlere sahip çıkacağız. Düşüncesini açıkladı diye, düşüncesini açıkladı diye üniversite hocası hapse mi atılır? Ne, böyle bir demokrasi mi olur? Düşünceyi benimserseniz benimsemezsiniz. Katılırsınız, katılmazsınız. Ama üniversiteler her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı mekanlardır. Daha siz üniversite kavramının ne olduğunu bilmiyorsunuz. Üniversitelerde düşünceler tartışılır. Her yerde söylerim, orta çağda. Bütün dünya dünyanın düz olduğuna inanıyor. Bir kişi çıkmış. Demiş ki, dünya düz değil arkadaş. Dünya yuvarlaktır. Doğru Engizisyon Mahkemesi'ne. Nasıl sen dünya yuvarlaktır dersin? Aykırı bir düşünce. Bugün dünya düzdür diyen var mı? Hiç kimse yok. Bir aykırı düşünce bütün dünyaya kendi doğruluğunu bugün kabul ettirmiş durumda. Onun için düşünceyi ifade özgürlüğüm. Bir ülkenin büyümesi, gelişmesi, demokrasinin kalıcı olması açısından son derece önemlidir. Biz bunu savunuyoruz. Karşı yakada oturan dostlarıma, kardeşlerime seslenmek isterim. Güzel bir mekanda oturuyorsunuz. Hatta bütün İzmir'e seslenmek isterim. Bütün İzmirlilere. Evet, buranın milletvekiliyim. İzmirliler bana bu onuru ve bu gururu yaşattılar. Teşekkür ediyorum. Sadece bu mu? Hayır. Ben... Teşekkür ederim. Ben askerliğimi de İzmir'de yaptım. Dolayısıyla İzmir'in benim gözümde çok ayrı bir yeri var. İzmir aynı zamanda sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sosyal demokrasi yerel yönetimlerine örnek olan bir tutumu ve tavrı vardır. Söyledim. İzmir, dünyada sağlıklı gelişen ülkelerin başında geliyor. Yerel yönetimler arasında sağlıklı gelişen ülkelerin başında geliyor. Belediyelerin başında geliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız bütün engellemelere karşın İzmir'i sadece Türkiye'nin değil bütün Avrupa'nın önemli bir sosyal demokrat kenti haline getirdi. Bakın size bir örnek vereceğim. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti teminat göstermeden bir şey alamaz. Teminat göstermeden bir şey alamaz. Ve dilediği kadar da alamaz. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi teminat göstermeden dünyanın her finans kuruluşundan kredi alabiliyor. Bütün engellemelere karşı dedim bunları yapıyorlar. Ankara'yı ve İzmir'i düşünün. Bütçesi daha güçlü. Nüfusu daha kalabalık. Topladıkları vergiler daha fazla. Devlet destekleri daha fazla. Kendi metrolarını yapamadılar. Kendi metrolarını. Onlarca yıl geçti. O metrodaki tüneller öyle kaldı. Karanlık birer dehliz olarak kaldı. Sonunda havlu attılar. Vallahi biz metroyu beceremiyoruz ve yapamıyoruz dediler. Ve Ulaştırma Bakanlığı olur dedi. Siz beceremiyorsunuz bu işi ama o metroları ben yapacağım dedi. Ama İzmir kendi gücüyle, kendi birikimiyle, kendi bilgisiyle kendi metrosunu yaptı. Hiçbir yerden yardım almadan. Üstelik İstanbul'un yaptığı fiyatın 1/3'üne yaptı. Dikkatinizi çekiyorum. İstanbul'un yaptığı fiyatın 1/3'üne yaptı. Ne demektir bu? Kazandığı her kuruşu
İzmirli için harcadı. Her kuruşu İzmirli için harcadı. Her kuruşun hesabını verdi. Yerel yönetimler bizden sorulur. Yerel yönetimler. Az önce gelirken yolda gösterdiler. 800 bin metrekare kent ormanı İzmir'de. 800 bin metrekare insan eliyle dikilen ağaçlarla bir kent ormanı yapılıyor. Türkiye'de bir ilk. Peki diğer belediyelerin elinde olsaydı ne olurdu? Oraya şimdi evler yapılmıştı. Ranta teslim edilmişti. Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en güzel doğal yaşam parklarından birisi İzmir'de. Yeşile değer veriyoruz, önem veriyoruz. Çünkü kentli beton içine, beton binalar içine hapsedilmemelidir. Onun bir insan olduğu, onun yeşile ihtiyaç duyduğu, parka ihtiyaç duyduğu, temiz havaya ihtiyaç duyduğu, beraber bir araya gelip tiyatroyu, sinemayı seyrettiği bir entelektüel ihtiyaca ihtiyaç duyduğu, ihtiyaca cevap verdiği bir kent olarak düşünmemiz lazım. Bunu yapabildiğimiz zaman zaten belediye başkanı olarak görevlerimizi yapmış oluruz. O açıdan söyleyeyim. Bunların sık sık yaptıkları, biz de yaptık dedikleri şeylerin çoğunu zaten biz çok önceleri yapmışız. Bizim bir sorunumuz var. Biz yaptığımız güzel şeyleri yeterince anlatamıyoruz. Ya da anlatmıyoruz. Yaptık diyoruz, daha ne olsun diyoruz. Yaptık ama biz yaptık ama bizim yaptığımız güzel şeyleri sadece Karşıyakalı değil, sadece İzmirli değil, Ankaralı da duymalı, İstanbullu da duymalı, Yozgatlı da duymalı, Hakkarili de duymalı. Duymalı ki şu algı toplumun belleğinde yer etmeli. Evet, sosyal demokrat belediyeler her kuruşun hakkını veren ve insan odaklı çalışan belediyelerdir. O belediyelerde kul hakkı yenmez. O belediyelerde her kuruşun hesabı halka verilir. Nokta. Bunu yapmamız lazım. Bugünlerde hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu şey huzur. Huzurlu bir Türkiye istiyoruz. Barış içinde yaşayacağımız bir Türkiye istiyoruz. Terörün olmadığı bir Türkiye istiyoruz. Milyonlarca mağdurun olmadığı bir Türkiye istiyoruz. Darbeye karşı mıyız? Elbette karşıyız. Darbecilere karşı mıyız? Elbette karşıyız. Çünkü darbeden en çok zararı çeken parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Mal varlıklarımıza darbeciler el koydular. Genel başkanlarımızı hapse attılar. Arşivlerimizi aldılar, yok ettiler. İl ilçe başkanlarımızı öldürdüler. Gencecik fidanları idam sehpalarına götürdüler. Onun için söylüyoruz. Her zaman, her ortamda darbecilere karşıyız. Darbecilere karşıyız. Darbeyi fırsat bilip karşı darbe yapanlara da karşıyız. Şu soruyu herkesin kendisine sorması lazım. Neden Amerika'da darbe olmuyor? Neden Hollanda'da olmuyor? Neden Japonya'da olmuyor? Neden Fransa'da, İngiltere'de, Belçika'da, İtalya'da darbe olmuyor? Ve neden Türkiye'de darbe oluyor? Hem de 21. yüzyılda neden oluyor? Bir ülkede tam demokrasi yoksa darbe ortamı var demektir. Özgürlükler kısıtlıysa darbe ortamı var demektir. O nedenle diyoruz Türkiye'nin huzura, Türkiye'nin tam demokrasiye ihtiyacı var. Bunun tek bir ilacı var. O ilacın adı Cumhuriyet Halk Partisi. CHP'nin olduğu, CHP'nin yönettiği bir Türkiye'de asla ve asla darbe olmaz. Hiç kimse aklının ucundan darbeyi geçirmez. Çünkü herkes der ki ben düşüncelerimi özgürce dile getiriyorum. Bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında özgürce geziyorum. Yasak yok, baskı yok. Üniversiteler özgür. Üniversiteler özgürce yayın yapıyorlar. Gençlerimiz bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında düşüncelerini özgürce dile getiriyorlar. Ve her kurum yasal zeminde kendi görevini yapacak CHP iktidarında. Orduya, kışlaya ve adliyeye siyaset girmeyecek.
Siyasetin yeri ayrıdır, onların yeri ayrıdır. Yargı bağımsızlığını sağlayacağız. Medya özgürlüğünü sağlayacağız. Üniversite özgürlüğünü sağlayacağız. Devlette liyakat esasını getireceğiz. Yani işi ehline teslim edeceğiz. Partizanlık yapmayacağız. Ve her kuruşun hesabını 90 milyon vatandaşımıza vereceğiz. Çünkü biz her kuruşun hesabını topluma veren bir siyasal gelenekten geliyoruz. Bir anlayıştan geliyoruz. Bir inançtan geliyoruz. O nedenle eğer bu ülkede huzur olacaksa, bu ülkede barış olacaksa, bu ülkede terör olmayacaksa ve bu ülke Mustafa Kemal Atatürk'ün öngördüğü çağdaş uygarlık düzeyini aşacaksa bunun ilacı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunu inanarak söylüyorum. Bunu inanarak ifade ediyorum. Bir siyasetçinin ötesinde inanarak ifade ediyorum. Oyunlarımız oynandı burada, halk oyunlarımız. Bu bizim bir zenginliğimizdir. Karadeniz de böyledir. Akdeniz de böyledir. Urfa'nın hoyratı da bizimdir. Zaman zaman düşünürüz, deriz ki acaba Karadeniz'de böyle duyarlı bir şarkı türkü var mıdır diye. Hüznümüzü anlatan bir şarkı türkü var mıdır diye. Cerrahpaşa türküsünü bilirsiniz hepiniz. Cerrahpaşa'yı anlatan, bir oğlun bir babayı kaybettiği bir türküyü anlatan bir Karadeniz türküsü vardır. Urfa'nın hoyratı vardır. Urfa Ovası bitmez. Ama o ova ancak bir hoyratla biter. Karadeniz'de hoyrat olmaz. Neden? Çünkü o kadar düz ova yoktur. Kendi kültürümüzü yüzyıllar içinde oluşturmuşuz zaten. Türkülerimizden korkmamalıyız. Eğer siz türkülerden korkup da yön radyoyu kapatıyorsanız sizin kafanızın arkasında bir başka sorun var demektir. Niye kapatıyorsunuz? Türkülerden korkulur mu? Yılların kültürüdür süzülüp gelmiştir buraya kadar. Oyunlarımız böyledir, kültürümüz böyledir, bilmecelerimiz böyledir, masallarımız böyledir. Bakın masallarımız hep mutlu sonlarla biter. Dolayısıyla biz kendi kültürümüzün çoğu kez farkında bile değiliz. O nedenle yine söyleyeyim, huzur istiyoruz, barış istiyoruz. Hep söylerim, bir ülkede huzur var mıdır yok mudur bunu nereden öğrenebiliriz? Nasıl öğrenebiliriz? Bunu nereden görebiliriz? Bunun tek bir ölçüsü vardır. Eğer bir ülkede kadının yüzü gülüyorsa bilin ki o ülkede huzur vardır ve bereket vardır. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Güzel bir tesisin burada temelini atacağız. Hizmete açacağımız tesisler var. Dolayısıyla Karşıyaka Belediye Başkanımıza, genç ve yakışıklı belediye başkanımıza hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım çok teşekkür ederiz efendim. Sizi bırakmıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Karşıyaka Belediye Başkanımız Hüseyin Mutlu Akınar'ı, Sayın Genel Sekreterim, Genel Başkan Yardımcılarım, milletvekillerimi buraya davet ediyorum. 15'i bir yerde projesinin hem temelini hem açılışını gerçekleştireceğiz. Ve buraya işçi arkadaşımla beraber temel atmak için Buton'u da davet ediyoruz. Duysun sesimizi, duysun dost düşman. Duysun sesimizi, duysun dost düşman. Meydanlarda birlik olmaya geldik. Meydanlarda birlik olmaya geldik. Atatürk'ün ilçesi Karşıyaka'da yaşayan sevgili İzmirliler. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımlarıyla 15'i bir yerde projesinin temelini atıyor, açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Hayırlı olsun Karşıyaka'mıza, emeği geçen Belediye Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar'a, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Koçoğlu'na, Genel Sekreterimize, Genel Başkan Yardımcılarımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım,
şimdi buraya Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Mutlu Altuğ ve Karşıyaka Taraftarlar Derneği Başkanı Sayın Okan Kırmacı'yı davet ediyorum. Karşıyaka Spor'umuzun formasını ve atkısını takdim etmek üzere Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Mutlu Altuğ ve Taraftarlar Derneği Başkanımız Okan Kırmacı, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na Karşıyaka Spor Kulübü'nün formasını ve atkısını takdim ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, çok teşekkür ediyoruz Mutlu Altuğ'a ve Okan Kırmacı'ya. Sayın Genel Başkanım, şimdi Karşıyaka Belediye'mizin kardeş belediyesi Hozat Belediye Başkanımız Celalettin Polat'ı davet ediyorum buraya. Günün anısına, Karşıyaka'ya gelişinizin anısına sağ olun. Belediye Başkanımızı Celalettin Polat'ı davet ediyorum. Geliyorlar. Karşıyaka Belediye'mizin kardeş belediyesi Hozat Belediye Başkanımız Celalettin Polat, Hozat'tan getirdiği eğer fotoğrafçı arkadaşlarımız fotoğraf alsınlar lütfen. Sayın Kemal Baysağ'da çok teşekkür ediyoruz, aramızdalar, hoş geldiniz diyoruz bir kez daha. Sevgili Karşıyakalılar, Karşıyaka Belediye Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar'a, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Koç.